cumartesi olduğunu sandım. Sesini duyunca çok mutlu oldum. Birisi Face'de yazmış da aklımda kalmış, en son okuyorum. Biraz sonra Muzaryas Sohbet'in Face ve Twitter'daki mesajlarını şöyle bir elden geçirip şöyle bir göz atarım, bir okurum tekrar. Tekrar derken ben kendim okudum ama siz burada yayında okurum. Okuduğumda anlarlar yazan mesaj sahipleri. Sema Hanım, nasılsınız? İyi akşamlar, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim ama iyi geceler demenimiz gerekiyor, saat 23.30. Ama çok heyecanlıyım. Ben de inanın boş değilim. Ben de size karşı boş değilim. Ben de heyecanlandım birden. Sema Hanım. Buyurun. Kaç yaşındasınız? 18. Niye bu kadar kart geliyor sesiniz? 18 yaşındaki çocuk gibi değil, sanki daha böyle kartlaşmış koca kadın gibi. Biraz böyle heyecandan mı, hani böyle oturaklı konuşalım falan diye böyle. Ondan mı geliyor evet. Ki? Ay, anladım. Birazcık. Kasıyoruz kendimizi yani. Aynen öyle. Sosyal medya kullanıyor musun? Facebook, Twitter. Çok fazla. Çok kullanıyorsunuz. Fazla. Aman kızım bak dikkat et, ne diyor? İngiltere'de yaşayan Becky Livesey, Facebook hesabını ele geçiren bir adam genç kızın bütün profil fotoğraflarını çaldı. Bir randevulaşma sitesinde. Bu ne biçim site? Bir randevulaşma sitesi. Böyle siteler biliyor musunuz siz? Randevulaşma yok, sitesi. Bilmiyorum. Ne demektir bu? Yani bir insanın birbirine tanışıp herhalde buluştuğu siteler. Herhalde yer falan belirtiyorlar, tanışıyorlar ondan sonra. Peki, bilmiyor bak. Genç kızın fotoğraflarıyla sahte bir hesap açıldı. Daha da kötüsü, o hesaba kızın profil fotoğraflarıyla yapılan çıplak fotoğraflar yüklendi. İnanmıyorum. Ben şimdi bunu anlayamadım. Kızın çıplak fotoğrafları vardı da mı yüklendi? Acaba yoksa o fotoğraflar çıplak hale mi getiriliyor ki? Evet, çıplak hale getiriliyor. Fotoğraf. Ay getiriliyor. Bunu bizim Cüce bilir. Cüce! Cüce gel buraya! Bir şey soracağım sana. O, bu tür şeyleri ben hiç bilemiyorum tabii hanımefendi. O yüzden ona sormam gerekiyor. Hani o daha yatkın böyle bu konularda çünkü. Yapmıyorum, etmiyorum. Ben ne bileyim, evli baklı adamım falan diyor ama... O da bir canlı yapar, yayında yapar. Mahcup olduğu için herhalde utanıyor tabii, koskoca adam. Bir de aradasa da karısı dinliyor, aradasa da belki kayınvalide dinler, kayınpeder de bir şey dinler. Söyleyemediği evet. için. Ona soracağım bunu ben. Çıplak fotoğrafları yükleniyor. Online konuları bir erkek sohbet ettiğinde ne haberi? Bu şu Facebook'ta Cüce bir insanın fotoğraflarını alıp onu çıplak hale getirebiliyorlar mı? Getiremezsin ki, öyle bir şey yok. Çıplak hali nasıl getiriyormuş? Hayır, getiriyormuş yazmıyor. Fotomontaj olur yani. Şöyle diyor. Randevulaşma sitesinde genç kızın fotoğraflarıyla sahte bir hesap açıldı. Daha da kötüsü, o hesaba kızın profil fotoğraflarıyla yapılan çıplak fotoğraflar yüklendi. Tamam işte, kızın profil fotoğraflarında montaj yapmışlar. Ha. Kafasını, evet, bacağını kullanmış. Başka yerlerini başka Allah şeylerden. Allah. O yapılıyor. O zaten ele geçirilmesine gerek yok ki. Artık herkesin fotoğrafı var. Hayır, internette zaten. Facebook'taki işte fotoğraflar kopyalanabiliyor. Ama kopyalanıyor da çıplak fotoğrafı yok kızın. Yani. Çıplak ama fotoğrafı olsa da... Şeye de koymaz zaten. Facebook'a koymaz zaten çıplak fotoğrafını. E tamam, bir şey fotoğrafını yapmış ama... Fotoğrafını almış. Hesabı ele geçirmesine gerek yok zaten böyle bir şey yapmak. Adına da bir hesap açmış. O fotoğrafları da kullanmış. Yapabilir yani. Online konuşan kişiler kızla konuşuyorum sanmışlar. Halbuki bu herifle sohbet etmişler. Bir de böyle oluyor herhalde. İşte internetten konuşuyorlar. Kızdan intikam almak istiyorlar. İşte kızdan intikam ya. Almak için yapmış bunu erkek arkadaşı. Kızın fotoğraflarını çıplak fotoğrafları koymuş. Onun adına da yazıyor. Gelenlere yazıyor. Bu herhalde birazcık dengesiz biri. Yapan biri. Ha, nasıl onu? Belli zaten. O kanıya nasıl vardın? Ya hiç böyle bir şeyle uğraştığına değer tabii mi ya? Tabii olmaz. Niye? İntikam alıyor aklınca kızdan. Zeka bu kadar işte, belli. Kendini zekasını internette çıplak gözünü halde görünce kız şoke oldu. İşin daha ilginç yanı, bunu yapan adamdan bir özür mesajı alması oldu. Adam özür dilemiş. Mesaj göndermiş bir de kıza. Tam ruh hastası. Özür diliyorum senden bunun için demiş ama... yazık ya, çok üzülüyorum böyle kızcağızlara. Böyle bir şey yapıyor, bir de özür mü diliyor mu bu? Bir de özür dilemiş de, özür diliyorum senden bunu yaptığım için demiş. Ama öylesine yapmak istedim. Seni tanımıyorum bile ama... Ha, kızı pardon, tanımıyormuş, sevgisi de değilmiş. Ben sevgi sanıyordum başta. Tanımıyormuş kızı. Öylesine kendi seçmiş internetten birisini. Aa... Sema çok dikkat et. Ya kazara diye bir bakıyorsun vallahi, seni seçmişler. Kimseye anlatamazsın da bu ben değilim diye kızım. Vallahi başım derde girer. Girer tabii Sema. Yani anlatamazsın da işte bu ben değilim, birisi almış fotoğraflarımı da böyle böyle yapmış dese. Yani inanmazlar vallahi. Kimse inanmaz. Ne yapacağız Sema o zaman? O zaman çok fazla fotoğraf koymayacağız.
Selfie de yapmayacağız. Kız selfie değil o, selfie. Selfie de yapmayacağız. Selfie de yapma. Selfie koyuyorsun, selfie. Foto yüzünü alıyorlar. Efendim başka birinin poposunu koyuyorlar. Al sana başına bela, rezillik. Başım bela girecek ondan sonramız o. Sadece giden başımız olmaz belaya. Allah korusun. Vallahi böyle. İnsanın ruhu falan zedelenir. Düşünsene. Zırpır telefon gece. Kız seni gördük Sema. O ne hal? O ne hal? O ne? Aa, insan kendisini kötü hisseder. Allah korusun. Ay çok kötü. Muza bir şey söyleyeceğim. Selfie ile ilgili mi? Evet. Çok seviyorum senin selfie'lerini. Bir tane daha çeksem bugün. Nasıl bir bayılıyorum çünkü. Nasıl bir selfie çeksem ki, ne yapsam? Böyle farklı olsun her zaman. Mesela nasıl bir şey istersin? Bir, bana böyle bir fikir ver. Böyle müzikken çekip selfie yap, tamam mı? Müzikken derken yani? Hani böyle müzik bakıyorsun ya. Yani saf masumane bakmayayım. Yakışmıyor bana herhalde masumane. Çok ananın gözüsün. O yüzden o bakışlar sana yakışmıyor. Muzip bak diyorsun. Hayır ama muzip daha tatlı oluyor. Öteki türlü bakmışlığın var mı ki? Hep zaten böyle hep gülüyorum. Hatta böyle sinsi gülüyorum. Çok sinsi birisiyim Sema. Ama böyle hani boş vermişlik, sendeki boş vermişlik insana rahatlık veriyor. En azından bana. Bayılıyorum sana. Boş mu vermişim? Böyle hani boş vermişlik var ya sende. Umursamazlık çok güzel ya. Ha, umursamazlık desek daha güzel olur. Boş vermişlik yani boş vermek, boşa vermek falan o biraz kötü geldi kulağıma. Evet.